Musul operasyonuyla dünya gündeminde yerini koruyan Irak'ta dengeler yerinden oynamaya başladı. Trying to achieve their own interests on the account of the Iraqi interests. 2003 Amerika işgaliyle başlayan Irak'ın bölünme süreci bugün duruk noktasına ulaşmış durumda. Şiiler bölünmeye gidiyor. Amerikan işgalinin ardından Saddam Hüseyin'in devrilmesiyle Irak'a nüfus etmeye başlayan Şiiler, intikam hırsıyla siyaset izlemeye devam ediyor. 2006-2014 yılları arasında başbakan olan Nuri el-Maliki, ülkeye tamamıyla Şii hakimiyeti getirdi. Fakat yerine getirilen şu anki başbakan Haydar el-İbadi ile Şii ittifak bugün dağılma sürecini yaşıyor. Musul'un DEAŞ tarafından tamamen kontrol altına alınmasının ardından Şiiler arasında cepheleşme gitgide keskinleşti. İbadi'nin de ait olduğu en büyük Şii koalisyon olan Irak Ulusal İttifakı içinde 4 ayrı grup oluştu. Irak'ta hükümet işlemiyor. Başbakan İbadi bir yıl önce teknokratlardan oluşan yeni bir kabine kuracağını açıkladı. Mart ayında yeni bir liste parlamentoya sunuldu. Fakat diğer partilerin itirazı yüzünden bu bakanlıklar bir türlü tamamen doldurulamadı. Bu da hükümeti iyice işlevsiz bıraktı. Bu sebepten dolayı halkı daha önce de İbadi'ye karşı sokağa çağıran Sadır, bugün zaman zaman parlamentoyu işgal ederek işlevsiz kalan hükümeti tamamen yıpratmayı deniyor. İran'ın gözü Eylül seçimlerinde, İran'ın milis gücü konumunda ve DEAŞ'a karşı kullanılan mezhepçi Haçlı Şabi, bugün Irak'ta en büyük silahlı güç olmuş durumda. İran, bu gayrimeşru güçle sahadaki dengeleri değiştirme gücüne sahip. Eylül ayında yapılacak seçimler öncesi İran DEAŞ'tan ele geçirdiği bölgelere Şii nüfus yığarak bölgedeki oy potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Seçimi etkileyecek ikinci etkense dini otoritelerin kimin yanında duracağı. İlerleyen süreçte El-Sadr ve Sistani, Maliki ya da İbadi'den yana tavır alabilirler. Üçüncü belirleyici de Şii grupların diğer Şii koalisyonlarla kuracağı ittifaklar olacak. Amerika'da politika değişikliği. Amerika ise seçimler öncesinde 2003 işgaliyle İran'a verdiği Irak'ı geri almanın derdine düştü. Yeni Trump yönetimi İran yanlısı Nuri Maliki'yi değil İbadi'yi destekliyor. Trump'ın başkan olur olmaz İbadi ile yaptığı telefon görüşmesinde verdiği İran'a karşı birlikte çalışalım mesajı büyük önem arz ediyor.